mevsim kış ama havalar sıcak. İstanbul'da dereceler 18'i gösteriyordu dün ve bugün. Peki bunun sebebi ne uzmanlar? Tabii bu yalancı bahara sadece insanlar değil ağaçlar da aldanıyor. Ağaçlar da çiçek açtı. Sebebi merak ediliyor ama uzmanlar küresel ısınmaya dikkat çekiyor. Aralık'ta böyle hava olması? Yok, bence normal değil. İnşallah yağmur yağar. Kar yağması lazım şimdi. Ne yağmur yağıyor, ne bereket var. Güzel değil yani bu. Güzel ama değil. Hay insanlar sadece kendisini ağlatıyor. Ne yağmur yağdı, ne de kar. 2021'e beklenenin aksine çiçeklenen ağaçlarla giriyoruz. Yani iklim değişikliği yaşıyor muyuz şu anda? Tam ortasındayız diyebiliriz. Çünkü bu ağaçların zamandan önce çiçeklenmesi, yapraklarını geç dökmesi gibi olaylar, doğadaki işte hayvanların daha erken kuluçkaya yatması gibi olaylar da yine iklim değişikliğinin göstergesidir. Son aylarda İstanbul'dan güneş hiç eksik olmadı. Sıcaklıklar arttı da arttı. Aralığın son günlerinde termometreler 20 dereceye kadar yükseldi. Ağaçlar çiçek açtı. Bu durum her ne kadar kulağa hoş gelse de çok ciddi bir tehlikenin habercisi. Anormal bir durum olması sonucunda da aslında doğada feleğini şaşırdı. Kasım ayında birazcık havalar serinler gibi olunca bitkiler büyümesini durdurdu. Tomurcuklar kapandı. Ama tekrar sıcaklıklar 10 derecenin üstüne çıktığı zaman bu sefer de yeniden çiçek açmaya başladılar, yapraklanmaya başladılar. 2020 yılının son ayları sıcaklık rekorları kırdı. Son 30 yılın en sıcak Aralık ayı yaşanıyor. Ağaçlar yalancı bahara aldanıyor. Aralığın son günlerindeyiz. Hava sıcaklığı 19 derece, 20 derece arasında değişiyor. Her taraf yeşillik içerisinde. Arkamda da bir ağaç var. Tomurcuklanmış durumda. Bu normal bir durum mu? Evet, normal değil. İklim değişikliği aslında bir yandan günlük hayatımıza, ekosistemlere, diğer canlılara da yansımaya başladı ve biz şimdi anlamaya başladık. Artık evimizin önüne geldi, işte bahçemize geldi. Bir yandan afet olarak önemli can mal kayıpları oldu. Dolayısıyla evet, bir iklim değişikliği konuşuluyordu ama bu gerçekten varmış ve artık biz bunun etkilerini yaşıyoruz demeye başladık. Profesör Doktor Murat Türkeş'e göre kış ortasında yaşanan yaz havasının sebebi küresel ısınma ve böyle giderse 4 mevsim kalmayacak. Kış da böyle giderse artık neredeyse 2 tane mevsim kalacak geriye bu gidişle. Bir yaz mevsimi, uzun bir yaz mevsimi ve işte bağlarla birlikte uzun ılıman hani yağışlı kuraklı olmak başka bir şey ama uzun ılıman bir kış mevsimi olacak. Öne gibi duruyor. Kocaeli'nde yaşlı bir adam tamir etmek istediği bir kamyonetin altında kalarak can verdi.